Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu izleyeceğiniz video Alatürkiye YouTube kanalındaki diğer videoların hiçbirisine benzemiyor. Çünkü şu an Güney Afrika'dayım. Kangallar gerçekten yırtıcı kedilerle, aslanlarla, çitalarla mücadele ediyor mu? Bu sorunun cevabını alabilmek için Güney Afrika'da bulunan ve çitalar üzerine çok kapsamlı çalışmaların yapıldığı Çita Outreach'teyim. O zaman hadi videomuza başlayalım. Acaba gerçek mi değil mi diye birçok tartışma konusu olmuştu. Bu elimde görmüş olduğunuz iki tane bilet işte bunu kanıtlayacak nitelikte. YouTube kanalımızın sunucusu olarak önden gidip orada bir etüt yapmak için, orayı gözlemlemek için sonunda bu seyahate çıkmaya karar verdim. Harika, bu kadar yakınımızdayım de. Gerçekten muhteşem. Ha, bir tane de burada var. Ha, iki tane. İlk gideceğim yer öncelikle Katar'a gitmem gerekiyor. Katar'ın ardından da Katar'dan bineceğim 11 saatlik sürecek bir uçuşla Cape Town'a gideceğim. Asıl mevzu Cape Town'da değil, asıl mevzu Kruger Ulusal Parkı'nda. Kruger Ulusal Parkı dünyada 20 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip alanıyla dünyanın en büyük yaban hayatı sahalarından birisi. Bu National'da izlediğiniz belgeseller olsun, internette gördüğünüz aslan videoları ve benzeri işte fil, zürafa videoları. 5 büyük dediğimiz hayvanların hepsinin bulunduğu yer Kruger Ulusal Parkı. Bu hayvanları bizzat doğasında görüntüleyeceğim. Çok fazla hırsızlık vakasının yaşandığı, çok fazla gasp girişimlerinin yaşandığı bir ülke Güney Afrika. Dolayısıyla profesyonel bir teçhizat götürmüyorum. Yalnızca telefonum ve GoPro kameram var. Bunlarla size oradan mümkün olduğunca içerikler üretmeye çalışacağım. Elimde şu anda ortalama 1500 Güney Afrika rendi var. Biraz önce arkamdaki döviz bürosundan aldım. Bunu Türkiye'de en az 20 tane döviz bürosuna sordum. Bu para birimini bulamadım. Türkiye'den önce dolar aldım. Ardından dolarla Katar'a geldiğim zaman da Güney Afrika rendini burada bulabildim. Şimdi neden peki Güney Afrika'ya gittiğim zaman dolarla oradan almadım onu söyleyeceğim. Güney Afrika'daki bir yakınım ve birkaç daha sorduğum kişi Güney Afrika'ya gittiğim zaman yanımda kesinlikle dolar taşımamam gerektiğini söyledi. Bu parayı ancak el altından kara borsada bozdu. Orada da yine gasp edilme ihtimaliniz çok yüksek çünkü bu kara borsa olayları kuytu tenha yerlerde yapılıyor. Dolayısıyla da sıkıntı yaşamamak için ortalama 20 bin küsür TL şu etapta bir para çevirdim. Geri kalanını da zaten kredi kartıyla düşük komisyonlarla orada harcama yapılabiliyor. Kriminal de bir şeymiş aynı zamanda. Paraların seri numaraları alınıyormuş, işte polis inceliyor falan filan gibi birçok soru soruyorlarmış. Sıradaki etapta şimdi Katar'da Doha Havaalanı'ndayım, şöyle göstereyim. Cape Town'a kalkacak olan uçağımın kapısına doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, nihayet yaklaşık 10 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Cape Town'a gelebildim. Yalnız şimdi havaalanının içine doğru ilerliyorum. Havaalanının içine girdiğim zaman güvenlik sıkıntım olacak. Dolayısıyla telefonumu boynumda görmüş olduğunuz askıya bağlayıp önümü kapatacağım. Çantamı falan her şeyimi çok iyi korumam lazım. Birazcık sıkıntılı bir ortam olduğunu çok fazla kişi söyledi. Şimdi bakalım, imkan buldukça yine video çekeceğim ama kuytu köşelerden, insanların olmadığı yerlerden mümkün olduğunca uzak duracağım. Sonunda seyahatimiz tamamlandı. Cape Town'dayım. Güney Afrika'nın 3 başkentinden birisi olan Cape Town tarihi boyunca Hollandalılar, İngilizler ve yerli halk arasında birçok kez el değiştirmiş. Haliyle bu değişimler de şehrin kültürel çeşitliliğine oldukça etki etmiş. Mimarisinde, yemek kültüründe, en önemlisi de dil konusunda bu çeşitliliği çok net görebiliyorsunuz. Arkamda Güney Afrika'da insanları en çok yiyen canlılar olan Nil timsahlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Güney Afrika'da toplam 600 tane timsahın bulunduğu bir timsah çiftliğindeyim. Burada Nil timsahlarının yanı sıra aligatörler ve kaymanlar da bulunuyor. Bugün Nil timsahlarının insan yemesi özelliğinden bahsettim ama insanların Nil timsahı yediğini de unutmayalım. Çünkü Güney Afrika'da timsah eti yemek oldukça normal. Bugün hayatımda ilk kez timsah eti deneyimliyim. Tadını çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir lezzeti var? Daha fazla beklemeden hadi siparişimizi verip birazcık timsah etinin tadına bakalım. Hadi geçelim.
Evet, team site'imiz geldi arkadaşlar. Son derece heyecanlı ve meraklıyım. İlk kez bir team site'i deneyimleyeceğim için. Bunu da sanırım yalnızca Güney Afrika'da yapabilirdim. Yani şöyle ilk bakışta sanki balık etine benziyor. Şöyle keseceğim. Bu arada arkadaşlar şunu söyledi buradaki usta, aşçılar. Marine edilmemiş bir şekilde bunu sizin için yapalım. Özellikle tadını merak ediyorsanız dediler. Marine etmeden yalın bir şekilde getirdiler bize böyle. Şöyle içine bakalım. Yani bana oldukça normal bir şey gibi, balık etiyle tavuk eti karışımı gibi bir şey gibi geliyor. Şimdi evet, az pişmiş olarak söylediğimiz timsah etimizin tadına bakıyoruz. Şurası yağlı gibi, birazcık şurasını alacağım. Evet. Yani kesinlikle bildiğiniz balık eti, net söylüyorum. Sadece biraz gıcır gıcır bir et. Bildiğin şey ya, palamut. Bildiğiniz palamut gibi bir tadı var yani. Hiçbir şekilde buna timsah eti, zaten şöyle görüşünden de, bir duruşundan da, etin duruşundan da hiçbir şekilde ön yargıyla yaklaşılacak bir et değil yani, onu da söyleyeyim. Ama tabii timsah eti olması çok ilginç. Afiyetle yeme zamanı. Bunu mutlaka deneyimlemelisiniz. Tadı gerçekten güzel. Şehre gelmeden önce yaptığım araştırmalarda özellikle sokak suçlarına karşı çok dikkatli olmam gerektiğiyle ilgili sıkça uyarıldım. Çünkü Güney Afrika dünyada suç oranı en yüksek ülkelerden birisi. Bu gerçekle burun buruna yaşayacağım bir ay boyunca çok dikkatli olmam gerekiyor. Burada Türkiye'deki gibi kulaklığımı takıp gece yürüyüşü yapma şansım olmayacak. Bu nedenle de büyük safari macerama başlamadan önce Cape Town'da bulunacağım zaman diliminde güvenli bir evde kalmalı ve hiçbir sıkıntı yaşamadan seyahatimi tamamlamalıyım. Yaklaşık 30 saat süren Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Katar'a, Katar'dan da Cape Town'a süren yolculuğumda sonunda dinlenme fırsatı bulabildim. Cape Town şehir merkezinde şöyle bir soluklanmak istedim. Buralar gerçekten muhteşem yerler ama şu anda bir an önce eve gidip dinlenmem gerekiyor çünkü nerede olduğumun henüz farkında bile değilim. Ve işte bir ay boyunca kalacağım o harika ev. Burası şansımın yaver gitmesi sonucu işletmecileriyle tanıştığım ve oldukça güvenli olan, Afrika seyahatim boyunca konaklayacağım Harem Cape Town adında müstakil bir villa. Cape Town'un Hot Bay bölgesinde bulunan bu villa, her birisi 2 kattan oluşan toplam 4 odaya sahip ve odaların her birisinde müstakil banyo, mutfak ve şömine var. İstediğiniz zaman üst kattan da yürüyerek efsane manzaralı jacuzziye ulaşabiliyorsunuz. Biraz önce belirttiğim güvenlik kaygılarının hiçbirisini barındırmayan harika bir yer. Çünkü bu villa bir site içerisinde bulunuyor ve bu site 7 gün 24 saat boyunca silahlı profesyonel güvenlikler tarafından korunuyor. Öyle ki bu sitede yaşayanların geceleri kapı kilitleme gibi bir alışkanlığı bile yokmuş. Emanuel burada, bana yardımcı olacak arkadaşımız, güvenilir bir kaynaktan Emanuel'le tanıştım. Şimdi Emanuel'le beraber çıkacağız. Dediğim gibi çok güvenli bir site. Burada oldukça rahatım. Gece hatta kapımı bile kilitlememe gerek olmadığını söylediler. Burada çok fazla domuz eti tüketiliyormuş. Ben domuz eti yemediğim için tavukla idare edeceğim bir süre. Böyle ufak tefek yemekler yapacağım. Burası bizim kaldığımız site. Şöyle söyleyeyim, hatta ufak konumu da size göstermek için, ama çok şey ya, böyle hava bulutun içindeyiz ya, bildiğiniz. Okey. Emanuel'le beraber şimdi aracı bekliyoruz. Aracımız gelecek. Araç geldikten sonra şuradan, siteden çıkacağız. Aşağı şehir merkezine ineceğiz. Burası ama Cape Town'un şehir merkezi değil. Cape Town şehir merkezi bu tarafta. Bizim burası sadece böyle, hani böyle ufak bir tatil kasabası gibi düşünün. Şu görmüş olduğunuz yer Chapman's Peak adı verilen dünyaca ünlü manzaralardan bir tanesi. Şu karşısı. Chapman's Peak'ten size çok kısa bahsedeyim. Girişi ücretli olan bir yer. Şimdi Chapman's Peak'e gereken ödemeyi yapacağız. İçeri gireceğiz. Şimdi Chapman's Peak'te acaba nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Sizle beraber ilk kez deneyimleyeceğim. Bakalım ne göreceğiz? Şu anda arkadaşlar Chapman's Peak'e girebilmek için yaklaşık ne kadar ödedik? Evet, 100 rent verdik. 30 rent aldık. 70 rent giriş parası ödedik aracımızla. 70 rent de ortalama 105-110 TL gibi bir
rakama tekabül ediyor. Ama bu eşsiz manzara için değeceğini düşünüyorum. Yani bundan sadece bir hafta önce falan Türkiye'de buranın fotoğraflarına bakıyordum. O kadar heyecanlıydım, o kadar mutluydum ki buraya geleceğim için. Sonunda kendimi burada hissetmekten yani o kadar haz alıyorum ki şu an tahmin edemezsiniz. Hemen sağ tarafımızda Atlas Okyanusu. Hatta buranın size şöyle söyleyeyim, azıcık ilerisinde yani yine buradan devam ettiğiniz zaman Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu'nu ayıran noktaya gelebiliyorsunuz. Zaten Güney Afrika'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Gerçekten çok özel bir noktadayız şu an. Ve evet arkadaşlar, one of the best scenic route in the world lakabıyla bilinen Chapman's Peak'teyiz. Chapman's Peak, Güney Afrika'nın ve Cape Town'un güzelliklerinden yalnızca bir tanesi. Ama dünyaca en çok tanınanlardan bir tanesi. Efsane bir manzara. Benim kaldığım ev karşı tarafta, yani Hot Bay'de. Ve Hot Bay'e çok yakın olduğu için burayı da ziyaret edip sizlere anlatmak istedim. Bu videoda yalnızca Chapman's Peak'ten değil, Cape Town'un ve Güney Afrika'nın diğer güzelliklerinden de size bahsetmek istiyorum. Daha fazla beklemeden videomuza hadi devam edelim. Arkadaşlar çok fazla yağmur yağdığı için evin içine geçtim. Evde bekleyeceğim. Bu arada burası kaldığım odam. Gerçekten harika bir oda. Şöyle devam ediyorum aynı şekilde. İçeriye doğru burası salonumuz. Şimdilik burada bekleyeceğim. Emanuel seslenene kadar şöyle bekleyeyim. Az manzaralı yerimde oturayım. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Emanuel'le birlikte şimdi aşağı doğru ilerliyoruz. Sen oraya geç, ben de şuraya. Aa dur, benim kafam karıştı. Burada soldan biniliyor. Yürüyerek buraları geçmek gerçekten çok tehlikeli. Gasp gibi falan olaylar gerçekten çok yoğun olduğu için kesinlikle herkesin söylediği yürüyerek gitme dediler. Şimdi indiğim zaman tekrardan videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Ha okey. Şu karşıdaki markete gidiyoruz şimdi. Cape Town için zaten Afrika'nın Avrupa'sı diyorlar. Cape Town çok böyle şey, Avrupa'yı bir yapıya sahip. Şimdi marketteki fiyatlara birazcık bakalım. Biraz da onları paylaşayım sizinle. Markete doğru devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda pişmiş tavuk satılan bir yere geldik. Fiyatını şöyle göstereyim. 44 rentten satılıyor. 44 rent, 1 rent 1,5 TL yapıyor. 99 rent, 100 rente gelmiş. Yani ne kadar yapıyor? 150 TL yapıyor. Şu an bir tane şöyle görmüş olduğunuz tavuğu 150 TL'ye aldık. Arkadaşlar Türkiye ile fiyatları en iyi kıyaslayabileceğimiz reyondayız şu anda. 18 rende şunu burada alabiliyorsunuz. Ya ortalama aslında Türkiye ile fiyatları benzer. Yani Türkiye'nin fiyatı ile 30 TL'ye falan denk geliyor. Onun dışında kolalara baktığım zaman evet 0-14 rent olduğunu görüyoruz. Yani 14 rende şu kolayı alabiliyoruz. Aslında fena değil. Türkiye ile benzer fiyatlar. Türkiye'nin fiyatları 20 liraya falan geliyor işte. Yani aşağı yukarı Güney Afrika'nın fiyatları Türkiye ile aynı diyebiliriz arkadaşlar. Sular biraz pahalı geldi de niye bu 12 rent? Yani niye ben buna 20 TL para veriyorum aşağı yukarı? Ama burada ambalaj suların zaten pahalı olduğunu söylediler. Arkadaşlar harika değil mi ya? Bakın burada geyik eti var. Ondan sonra burada deve kuşu eti var. Market alışverişimizi tamamladık. Emanuel dedi ki deve kuşu etini çok sevdiğini söyledi. Deve kuşu eti çok lezzetli dedi. Özellikle de tavsiye etti. Burada deve kuşu, geyik eti ve benzeri böyle çok farklı etler markette bulabiliyorsunuz. Nereden gideceğiz? Left. Yeah. Ha, okay. Nerede? Adama nereden gideceğiz diye soruyorum ben. 170 rent ödeyerek, 170 rent de Türk lirasına tekabül ettiği zaman ortalama 230 lira gibi falan bir şeye denk geliyor. 230 liraya şöyle bir deve kuşu eti aldık. Tadını çok merak ediyorum. İnşallah tadı güzel çıkar. Çok beğenirim. Bir deneyeceğim bakalım. Hayatımda ilk kez olacak. Hadi videomuza kaldığımız yerden mutfaktan devam edelim. Ve işte marketten aldığımız deve kuşu etimizle mutfaktayız. Eğer olur da deve kuşu etini beğenmezsem diye yanına bir de 35 rent yani 50 Türk lirasına da bir dana biftek aldım. Şimdi şöyle paketi açıyoruz. İlk bakışta değil 50 kere de baksanız bu bildiğiniz kırmızı et arkadaşlar. Çok az bir ekşi kokuyor sadece. Önce etimizi ufak parçalar halinde kuşbaşı olarak doğruyorum. Ardından tavayı ocağa koyuyorum. Tavayı ısıttıktan sonra etlerimi tavaya aktarıyorum. Deve kuşu etini çok fazla pişirdiğiniz zaman birazcık sertleştiğini söylediler. O yüzden 3 dakikalık bir pişirme süresinin ardından tavayı ocaktan alıyorum ve şöyle yavaştan tadına bakıyorum. Şunu net söyleyebilirim ki bu et bildiğiniz kırmızı et, birazcık kuzu etine de benziyor tadı ama kokmuyor. Sizce kuzu eti kokar mı bu arada? Onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben deve kuşu etini çok beğendim arkadaşlar. Güney Afrika maceram çok deli dolu bir şekilde başladı. Her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde çok tehlikeli bir yolculuğa çıkacağım. Güney Afrika'da herkesin jiple yaptığı safariyi ben yürüyerek yapacağım. Onun dışında timsahlarla dolu bir timsah çiftliğine gideceğim.
Onun dışında Türk çoban köpekleri çitalarla mücadele ediyor mu? Bunu Çita Outreach ismi verilen bir yere gidip orada sizler için araştıracağım, öğreneceğim. Efsane bir Güney Afrika video serisi başlıyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yepyeni Ala Türkiye videolarında görüşürüz.